Merhaba, size bu kaydımda 16. nakşatra olan Vishakha nakşatrasından bahsedeceğim. Vishakha nakşatrası, Vedik astrolojinin kullandığı yıldızlı zodyaka göre 20 derece terazi burcundan 3 derece 20 dakika akrep burcuna kadar uzanan bölgedir. Bu bölge Batı astrolojisinde aşağı yukarı böyle 13,5-14 derece akrep burcundan böyle 27,5-28 derece akrep burcuna kadar uzanıyor. Yani yuvarlak konuşursak Batı astrolojisine göre Akrep Burcu'nun ikinci yarısı denebilir. Doğum günleri açısından da 5-6 Kasım'dan 19 Kasım'a kadar olan Aralık denebilir. 5 Kasım çok muhtemelen gece geç saatler olmalı, hani doğum saati. Ama böyle 5-6 Kasım işte doğduğunuz yıla göre, artık yıl olup olmadığına göre, doğum saatinize göre, doğduğunuz coğrafyaya göre değişebilir, ona bakmak lazım. Keza 19 Kasım'da değişebilir. Ya Vişakasınızdır ya da bir sonra gelen Anuradha nakşatrası olabilirsiniz 19 Kasım doğumluysanız. 5-6 Kasım doğumluysanız da ya Vişakasınızdır ya bir önceki nakşatra olan Svati nakşatrasından olabilirsiniz. Ki kanalımda hem Svati hem de Anuradha nakşatrası ile ilgili kayıtlar var. Eğer böyle tarihler, tam sınır tarihlerde doğduysanız, o diğer kayıtları dinleyerek belki aralarındaki farkı anlayabilirsiniz. Hani kendinizin hangi gruba ait olduğunu da öylece anlayabilirsiniz. Şimdi Vishakha nakşatrası Jüpiter yönetiminde bir nakşatradır. Ve terazi burcu tarafı, yani küçük bir kısmı, dörtte üçü terazi tarafında, küçük bir kısmı, dörtte biri akrep tarafında bulunuyor. Jüpiter yönetiminde, terazi tarafı tabii ki Venüs yönetiminde oluyor. Akrep tarafı da Mars yönetiminde oluyor. Şimdi Jüpiter tabii ki hedeflerle ilgili bir yıldız olduğu için, gezegen olduğu için de zaten bu nakşatra hedef yıldızı, amaç yıldızıdır, amaca ulaşmanın yıldızıdır. Genellikle birçok hedefi gerçekleştirip bunları yaymak gibi bir şeyleri vardır. Unsurları vardır hayatlarının. Birçok sembolü var, biliyorsunuz. Nakşatraların çok sembolleri olabiliyor. Yıldırım, şimşek mesela Vishakha nakşatrasının sembollerindendir. Çatallı dallar, ağaç dalları gibi düşünün. Bunlar yine Vishakha'nın sembolleridir. Radyoaktivite, elektrik gibi şeyler yine Vishakha'ya aittir. Zafer takı, hani süslü bir zafer kapısı gibi düşünebilirsiniz. Hani böyle eskiden komutanlar zafer kazandıklarında işte bir şehri işte ele geçirdiklerinde mesela böyle süslü bir zafer takı kurup onun altından geçerek şehre yürürlermiş mesela. Onun gibi bir şey zafer takı, işte amacımı gerçekleştirdim ve zaferli bir zafer yürüyüşü yapıyorum. Bunun dışında çömlekçinin çarkı da bir başka sembolüdür. Çömlekçinin çarkından kasıt aslında hani orada, yani çömlek yaparken şekilsiz bir hamurdan, çamurdan hamur yapılıyor. Onu işte sabırla çeviriyorsunuz ve o dönüşüyor. İşte bambaşka bir şeye dönüşüyor. Değişik bir şekil alıyor. Dönüşümü sembolüyor, sabrı sembolüyor aslında. Yani bunların hepsi Vishakha sembollerinden. Şimdi bu sembolleri tek tek açıklarsak aslında Vishakha'nın karakterini, tavrını, mizacını da çözebiliriz. Bir kere şimşek dedik, yıldırım dedik. Bu biraz şeyi gösteriyor. Ani olma hali. Birdenbire bazen de ürkütücü bir şekilde, şok edici bir şekilde bir şeylerin olması anlamına geliyor. İşte şimşek, yani gökyüzüne baktığınızda özellikle karanlık bir anda, hani gece vakti, o şimşeğin hani nereye ne zaman ineceği belli olmaz. Birdenbire böyle ortalığı aydınlatır. Hani tek bir koldan başlar ve çatallara ayrılarak dağılır ve yok olur. Şimdi bu işte anilik, ne zaman nereye ineceğinin belli olmaması. Birdenbire bir olayın olması, o olayın hepimizi şok etmesi, şok ettikten sonra dağılması, yayılması, belki çok konuşulması ve sonra da hani yok olması.
gibi. Arkadan genellikle böyle bir sağanak başlar ve hani bir ortalık rahatlar. Adeta gökyüzünün elektriği hani bir hani derler ya yağmur yağdığı zaman ortalık rahatladı diye biraz ferahladık derler. Onun gibi bir şey oluyor işte. Yani bir şaka şeyi yapıyor. Sanki böyle hani işte o rahatlamayı sağlayabilmek adına o ilk o enerjiyi, o elektrik enerjisini ortama veren bir nakşatrıdır. Ben de zaten bu kaydı biraz da onunla aldım. Şu an işte İstanbul'dayım. Gece sabaha karşı korkunç bir sağanak başladı. Zaten de geçenlerde bu ben tatildeyken olmuştu. Alain Delon vefat etti hatırlarsanız. Alain Delon da Vişaka'ydı. Zaten bunlardan ben de almış sıradaki nakşatra Vişaka olsun. Yani böyle bir şok edici unsurları vardır. Genellikle hazır Alain Delon demişken böyle yani güzellikleri, cazibeleri de biraz şok edici olabiliyor. Hani böyle bakmaya doyamadığım derler ya böyle kişiler olabiliyor Vişaka'dan. Aslında bu illa çok çok güzel olmaları gerekmiyor. Güzellerdir ama yani illa böyle hani bir Alain Delon seviyesinde herkes güzel değil biliyorsunuz. Hani o seviyeye güzel olmayabilirler ama yine de böyle kendilerine bir baktıran hani bir çarpıcı tarafları oluyor bir şakaların. Gözleri, işte saçları, duruşu, tavrı hani bir şeyleri çok cazip oluyor. Bir cazibe unsurlarıdırlar genellikle. O yüzden de işte film, sinema dünyasında özellikle magazin dünyasında işte foto modeller moda dünyasında Vişakalara çok rastlayabiliriz. Çok foto model var Vişaka. Çok işte manken var, oyuncu var. Çünkü genellikle güzellikleriyle biliniyorlar. Venüs nitekim Jüpiter'le Venüs yan yana gelmiş gibi düşünün bu nakşatrada. Jüpiter önü çoğaltıyor. Venüsyen özellikleri çoğaltıyor. Dolayısıyla hani cazibe, güzellik, hoşluk katabiliyor kişiye. Özellikle Vişaka yani yükselendeyse tabii bu daha çok göz önüne yani daha çarpıcı hale geliyor. Yükselendeyse ya da yükselen yöneticisi ise yükselen yöneticisinden görünüm alıyorsa, yükselen yöneticisiyle kavuşum yapıyorsa mesela. Yani bu tip şeyler olduğunda gerçekten hani çok çarpıcı güzellikleriyle bilinen kadın erkek fark etmiyor. Güzel insanlar çıkıyor ortaya. Vişaka'nın tanrısı Indragni. Aslında bu konuda biraz şeyler hani araştıracak olursanız kendiniz biraz ortalık karışık bu konuda. Indragni deyince Indra ve Agni iki ayrı tanrı var. Yani eğer beni takip ediyorsanız ya da Vedik felsefeyi okuyorsanız Indra Ciyeşta'nın tanrısıdır, Agni Kritika'nın tanrısıdır. Hani iki ayrı tanrı bu nakşatrada bir araya mı geldi gibi düşünülebiliyor. Böyle yorumlayanlar da var. Tam olarak öyle değil galiba. Hani ben de sonuçta bu konunun uzmanı değilim. Ben de okuyorum, araştırıyorum. Indragni değil de Indrani diye yani ses olarak benziyor. Indrani isimli Indra'nın eşi var, hanımı, karısı. Kraliçe Indra tanrıların kralıydı. Indrani de tanrıların kraliçesi. Şimdi zaten Vishaka Nakshatrası'nın bir diğer adı da Radha. Bundan sonra Anuradha geliyor. Önden Radha geliyor. Anuradha Radha'yı takip eden anlamına geliyor. Yani Radha da Krishna'nın karısı, sevgilisi, çok sevdiği, çok muhabbetli olduğu, hani onların aşklarıyla çok ünlüler. İşte hani Vishaka'da da böyle unsurlar var. Özellikle kadınları. Yani erkekleri de var tabii de ama en çok kadınların da görünüyor bu. Böyle çok önemli birileriyle evlilik yapabiliyorlar. Yani çok var böyle Amerika başkanlarının karıları hani Vişaka unsurları işte Ayı ya da yükselen Vişaka olan çok var. İşte Grace Kelly var mesela meşhur. Bildiğiniz gerçekten de kraliçe oldu yani. Grace Kelly de Vişaka. Yani tabii ki bu demek değil ki bütün Vişakalar krallarla evleniyor, Amerika'nın başkanıyla evleniyor, yani devlet adamlarıyla evleniyorlar. Böyle bir şey değil ama kendi hani daha küçük hayatlar sürüyor olabilirler tabii ki insanların çoğu gibi.
Orada da hani görece daha varlıklı kişilerle, daha itibarlı kişilerle evlilik yaparlar. Hani bunu bile isteye onu seçiyorum gibi olmak durumunda da değil. Çok genç yaşta evlenmiştir. Hani daha okul bitmiş evlenmişlerdir. Kimse hiçbir şey değildir ama onun eşi, Vişaka'nın eşi gerçekten çok önemli yerlere gelebilir evlilik sürecinde. Indrani eşine bir kere güzelliğiyle biliniyor, akıllılığıyla biliniyor ve de eşine büyük yardımcılığıyla biliniyor. Şimdi mitolojik hikayelerde işte hatırlarsanız Ceyhun'dan Indra krallığını kaybediyor ve ondan sonra onu geri kazanmak için çok uğraşıyor. O uğraşı sırasında karısı Indrani, Shachi diye de geçiyor aslında, bir diğer ismi Shachi. Shachi onu krallığını geri kazanması için çok büyük faydaları oluyor. Yani uzun uzun hikayeler var. Hani anlatmayayım şimdi ama gerçekten Shachi entrikalarda çeviriyor. Eşini işte bulunduğu kötü şeyden kurtarmak için. Entrika çevirdiği şeyler kötüler zaten. Hani kötü yani düşmanlarına aslında entrika çeviriyor ki hani eşini kurtarabilsin. Hani çok akılcı davranıyor. Çok böyle sakin davranıyor ve aslında eşini bulunduğu zor durumdan kurtarıyor da. Yine o hikayelerde Shachi'nin çok işte güzel cazip bir kadın olduğu için zaten Indra'nın düşmanları aslında Indra'yı alt ederek Shachi ile evlenmek istiyorlar. Hani onun karısını, Indra'nın karısını kendi karısı yapmak isteyen düşmanlar var ortada. İşte Shachi bu ortamda çok akıllıca, çok stratejik hareket ederek aslında Indra'yı kurtarıyor, eşini kurtarıyor. Kendini de yar etmiyor düşmanlara ve Indra'nın işte krallığını, imparatorluğunu yeniden elde etmesi için önemli faydaları oluyor. Yani genellikle böyledir. Indra'lar eşlerine çok sadıklardır diyeyim. Yani sadakatten kastım hani yani biliyorsunuz günümüzde bu konu çok şeyli hani çok işte sadık insan sayısı pek bir azaldı. Hani Vişakaların hepsi de sadıktır diyemeyeceğim ama şey gibi değil yani. Her ne olursa olsun eşinin muhakkak eşinin bulunduğu zor durumdan onu çıkarmak için gerçekten büyük çabalar sarf eder. Akıllıca hareket eder, sakin hareket eder. Denebilir ama. Bu çatallı dallardır hani bir diğer sembol. O çatallı dallar aslında çok fazla dalın bir araya gelmesi o bir gölge de oluşturuyor. İşte onun gölgesinde bir korunaklı bir alanımız oluyor gibi düşünülebilir. Yani Vişakalar öyle ortamlar hazırlar ki aslında korunaklı alanlar hazırlar, güvenli alanlar hazırlar etrafına, çevresine. Böyle de düşünülebilir. Bir başka Çatallı Dal hikayesi yine Şimşek de keza hani tek bir koldan başlıyor ve çatallara ayrılarak yok oluyor ya. Aslında işte Vişaka'nın hayatında genellikle böyle bir grup insan olur. Çok sosyal bir nakşatradır. Bir grup insan olur. Bu grupla, ekiple işte belki tiyatro oynuyorlardır, işte futbol oynuyorlardır, şirket kuruyorlardır. Her ne yapıyorlarsa bir ekiple başlarlar bir koldan. Sonra hedef yıldızı ya hedeflerine ulaşır bu ekip. Ve genellikle bu ekip çok enteresan kişilerden oluşur. Vişaka çok alakasız insanları bir araya getirip bir demet haline getirmeyi çok iyi bilir. Yani dönüp baktığınızda bu kadar alakasız insan birbirini nasıl bulmuş diyeceğiniz atıyorum 5 arkadaş bir şirket kurmuştur. Birisi şeydir hani birisi köylü çocuğudur, öbürü işte holding sahibinin oğludur, öbürü aslında sporcudur, öbürü ne bileyim hani yıllarca dünyayı dolaşmıştır falan ne alaka diyebileceğiniz böyle alakasız insanları bir araya getirmeyi çok iyi bilir Vişaka. Hani kimden ne gibi fayda görebileceğini o iş için, o işe kimin nasıl faydaları olabileceğini çok iyi görür, anlar ve bu kişileri bir araya getirir, demet haline getirir adeta. İşte tek koldan başlıyoruz, hedefe ulaşıyoruz. Hedefe ulaştıktan sonra dağılınıyor ama. Yani dolayısıyla bir şaka hayatı boyunca devamlı o alakasız başka demetleri hani bir araya getirmesi gerekir. Hep böyle tekrar 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 ekipler kurar, gruplar kurar, onlara entegre olur.
Bu dağılma illa böyle kavga dövüşle dağılma olmak durumunda da değil bu arada. Yani öyle de olabilir. Geçimsizlik sebebiyle dağılınabilir. Ama araya hayat da girebilir. İşte ne bileyim birinin eşi yurt dışına da görevlendirilmiştir. Başka ile tayin edilmiştir. O da gider. Öbürünün işte belki babası vefat eder. Aile işini devralması gerekir. Çıkar gruptan falan. Böyle de olabilir. Ama o grubun, o alakasız, birbirine hiç benzemeyen insanların çok yüksek bir enerjisi vardır o işi gerçekleştirmek için. Ben bunu biraz da yani kendi kendime şeye benzetiyorum. Bremen mızıkacıları masalı vardır ya. Bremen'e gidip müzisyenlik yapma düşleri olan işte bir eşek, bir köpek, bir kedi, bir horoz yola çıkarlar, yolda iyi arkadaş olurlar. Sonra işte bir eve girerler, eve hırsız girer ve hırsızları dağıtmak için bir araya gelirler ya, üst üste çıkarlar. Eşeğin üstünde köpek vardır, onun üstünde kedi, onun üstünde horoz. Hepsinin birden bağırması sonucu ortaya çıkan o şey, kakofoni, o korkunç ses aslında hırsızları korkutur ve kaçırır. Ve böyle hatta da bunlar üst üste çıktığında o işte karanlıkta gölgeleri vurur eve ve bu canavar silüetinden korkan hırsızlar giderler, bir daha geri dönmüyorlar. İşte bu masal aslında şey anlamda, bunu alakasız kişilerin bir araya gelmesinden aslında mühim fırsatlar doğabilir gibi bir hikaye çıkıyor buradan. Bu da ona benziyor işte Vişaka'da. Vişaka'nın hayatında böyle şeyler olabiliyor. Çok alakasız insanları bir araya toplayıp onlarla harika işler yapıp ondan sonra herkes kendi yoluna gider. Sonra Vişaka tekrar alakasız başka insanları bir araya getirir. Bir de yine o mızıkacıların hikayesinde de vardır bu. Biraz böyle bir toplum dışına itilmişlik de vardır Vişaka'da. Yani kendisi itilmemişse de itilmişleri toplayabiliyor. Hani bir itilmişlerin hamisi gibi bir nevi. Ya Indra da biraz öyledir. Indra'nın hanımı da keza bunu yapıyor yani. O da bir toparlıyor bunları. Kendisi de şey olabiliyor ama toplumun normlarının dışında topluma aykırı hareket eden çok Vişaka var. Vişaka'nın genellikle şeyi böyle bir beyin fırtınasıdır şeyi, sembolü. Hani fırtına deyince akla yani gökyüzündeki işte doğa olayı falan gibi de geliyor ilkin haliyle, ama beyinde de bir hani bir içimizde de bir fırtınalar kopar ve şok kararlar alırız Vişaka'da. Vişaka insanları biraz böyledir. Çok ani kararlar alabiliyorlar. Özellikle de negatif görünümleri varsa Vişaka gezegenlerine. Yani sanki önce karar alıyor, sonra yani önce hani hareket ediyor, sonra karar veriyor kadar hızlılardır. Hani öyle bir konuşur ki hani düşünmeden konuşabilir, düşünmeden karar verebilir. Sonra ben ne yaptım, ben onu nasıl söyledim diye sonradan düşünebilir mesela. Böyle negatif şeyler olabiliyor bir şakaların. Bir de hani Akrep Burcu deyince akla, yani Batı astrolojisi Akrep diyor. Tabii Vedik'te terazidir bu. Akrep Burcu deyince akla şey geliyor işte, hani bir entrikacı olma hali, kıskanma hali, kıskanç olma falan. Ya evet, bu grup, yani Vişaka grubunda bunlar olabiliyor. Negatif görünümler alıyorlarsa. Ama iyi tarafı şeydir, travmaya dayanıklıdır Vişakalar. Yani başına ne gelirse gelsin yeniden toparlanmayı biliyorlar. Yıkımdan sonra toparlanmanın yıldızıdır. Hiç de umutları bitmez, çok iyimserlerdir, hep iyi şeyler olacak yani. Jüpiter çünkü her an yeniden iyi şeyler olacak. Yani çok çok başına gelmiş kötü bir şeyde bile ya dur toparlayacağız, 3 güne çözeriz, o da olur, şu da olur, hallederiz gibi hisseder. Ya yani bunlar iyi özellikleri. Tabii ki terazi olduğu için bir pazarlık durumu vardır burada, hani aldım verdim dengesi şeylerdir bir şakalar. Bir şeyi elde etmek istiyorsa başka bir şeyi feda etmesi gerektiğini bilir ve bunu da eder. O yüzden şeydir, hani pazarlığa çok müsait insanlardır ve şeylerdir de, hani öyle hani büyük fedakarlıklar da yapabilir istediği şeyi elde etmek için. Oysa yani hep bana vereceksin, ben de karşılığında hiçbir şey vermeyeceğim gibi bir durum yoktur. Gerçekten almayı vermeyi bilir. Biraz
toksik maddeler, alkol düşkünlüğü olabiliyor. Hani dedik ya radyoaktivitenin de yıldızı, radyoaktivite de nitekim şey hani tehlikeli bir madde. Dolayısıyla şeye dikkat etmeleri lazım. Tehlikeli maddelerle, toksik maddelerle, işte onları tüketiyorlarsa, onlarla yaşıyorlarsa, onlarla çalışıyorlarsa dikkatli olmaları tabii ki gerekiyor. Negatif görünümler aldığında bir şaka, bunlardan zarar görme durumları olabiliyor. Şimdi hedef odaklı oldukları için böyle çok sabit fikirli de olabiliyorlar. Yani o hedefe ulaşacağım diye o hedef yolunda karşısına çıkan hiçbir şeyi dinlememe hali olabiliyor. O yüzden bir şaka bir şeye karar verdim. Onu o yolundan çevirmesi imkansız gibi bir şey. Burada ancak hani dua edelim iyi bir şeye karar vermiş olsun diyebiliriz. Çünkü şey yani çok sabit fikirle o hedefini gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapabilir. Cazip kişilikleri vardır. Büyük kahkahaları vardır. Kahkahalarıyla tanınan insanlardır aslında. Yani bir ortamda çok hani çok karakteristik ve çok hani yüksek sesli ve böyle şey yapan hani irite eden gibi değil de daha böyle hani hoşa giden bir kahkahası olan bir kişi varsa onun kesinlikle bir şaka unsurları olmalı haritasında. Bizde rahmetli Kemal Sunal Vişaka, Güneş Mars kavuşumu var Vişaka'da. Zaten çok oyuncu çıkıyor demiştim. Çünkü işte sinema, televizyon falan da bunlar da işte dalga boyu, yayın, hani elektrik falan bunlarla alakalıdır. Kemal Sunal'ın da çok kendine özgü bir kahkahası vardı. Hatırlarsanız filmlerinde en azından. Hani gerçek hayattaki kahkahası öyle değildi muhtemelen ama filmlerinde çok karakteristik bir kahkahası vardır. Mesela bizde de hani Bayan Kahkaha diye bilinir. Sabah Hanım var, Sabah Tümer. Onun da yani doğum günü doğruysa Jüpiter'i mesela şeyde Vişaka'da. Belki Jüpiter'i işte yükselenindedir, yükselen yöneticisidir, bir şeydir hani olabilir. Mesela şeyin de Şahan Gökbakar'ın da Merkür Ciyaş'ta da onun da karakteri Recep İvedik karakterinin çok karakteristik bir gülüşü var biliyorsunuz. Çocuklar özellikle çok taklidini yapıyor onun. Radyoaktiviteyi de Vişaka'dan okuruz demiştik. Tabii ki radyoaktivite deyince akla gelen ilk isim Madame Curie eşi. Onlarda hep Vişaka unsurları var. Madame Curie 7 Kasım 1867 doğumluymuş. Güneş, Venüs, Satürn, Vişaka'da. Eşi de ne doğumluymuş yazmamışım buraya ama eşinin de ayı Vişaka'da. Sonra Röntgen var. Wilhelm Röntgen. Röntgen ışınlarını bulan kişi. O da ay Vişaka. Zaten de bunlara bakarken şey oldu. 8 Kasım'ın ki Vişaka tarihidir. 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü'ymüş mesela. Radyoloji, radyologlar hani bunlar hep Vişaka unsurları. Şimdi böyle nakşatraları araştıran bir insansanız Vişakalar hakkında bayağı bir negatif şey duyarsınız. Bazı nakşatralar böyle hani bir Vişaka var böyle şey var Asleşe var böyle. Purva Bhadrava da biraz böyle. Hani şeydir hafiften insanı ürküten açıklamaları oluyor. Olmaz diyemem. Öyle özellikleri de oluyor. Özellikleri negatif görünümler alıyorsa. Neler oluyor? Mesela işte çok hedef odaklılar derim ya Vişakaların. O hedefe giden yolda aşırı rekabetçi olabiliyorlar. Şimdi her şeyin aşırısı sıkıntı olabiliyor biliyorsunuz. Aşırı rekabetçi olduklarında hani kazanmak uğruna başkalarını da fanatik bir şekilde kendi yanlarında toplamak isterler. Hani sen de benimle savaşacaksın, biz beraber kazanacağız. Belki yanındaki onunla savaşmak istemiyor. Belki onun kadar özverili yaşamak istemiyor. Belki onu o kadar onun kadar istemiyor hani o hedefi. Ama bunları şey yapar yani göz ardı eder ve hani başkalarını çok zorlayabiliyor. Biraz fanatikleşebiliyor açıkçası. Ya da istediği bir şey varsa ve o istediği şey bir başkasında ise yani onu kullanması gerekiyorsa hedefe gitme yolunda bir şekilde onu ondan almayı alma yolunda ne bileyim hani fazla
cüretkar olabiliyor. Yani benim tavsiyem ve şakalara, yani başkalarının ayağına basarak, başkalarına zarar vererek onu almaya çalışabiliyor. Benim tavsiyem ve şakalara dikkatli olmaları, yani dikkatli olmak derken savaşı ya da hedeflerini tutturmak için o mücadeleyi kazanmaktansa kaybetmemeye çalışsalar daha iyi olacak. Yani hedef kazanmaktansa kaybetmemek olmalı diyeyim. En azından çünkü kendi o kazanma uğruna başkalarına o kadar çok zarar verebilir ki bir noktada yalnız kalabilir. Çünkü insanları o kadar zorlamıştır ki kimse onunla artık devam etmek istemez. Dolayısıyla bundan sonra, çünkü hep ekiple çalışıyor ya, bir şeylik var, bir sosyallik var, beraberce yapılabilecek şeyler var. Dolayısıyla o başkalarını kaybettiğinde aslında gücünü de kaybediyor. Yani ekip arkadaşlarını kaybettiğinde gücünü de kaybediyor. Dolayısıyla hani kazanmaktan ziyade önce kaybetmemek olmalı hedefi diyebilirim bir şaka için. Yani kendi ajandasını çok zorlamamaları insanlar üzerinde. Bu insanlar şey de olmayabilir. Yani illa hani bir görev için bir araya gelmiş insanlar olmak durumunda da değil. Aile üyeleri de olabilir. Yani kendi ailesine de işte hani onlarla beraber bir şey yapmak istiyorsa kendi ajandasını biraz fazla zorlar, yani bu olacak, bu olacak, böyle olacak diye. Biraz fazla zorlayabiliyor. Ya yani onların istediği şey sizde ise bu konuda mesela size karşı bir, hani bunu saklamakta da zorlanıyorlar hani şeylerini, hani o hani sizde olan şeyi istiyor olduklarını, belki biraz hani kıskançlık durumunu, o imrenmelerini saklamakta da zorlanabiliyorlar. Ve elde edemedikleri zaman da çok öfkelenebiliyorlar. Ama hep böyle bir umutları vardır. Hep bir gün başaracağım umudu vardır. Bir gün başaracağım kararlılığı ve böyle sabit duruşu vardır. O manada hani hedef odaklılığı konusunda çok sabırlıdır. Hani normalde sabırsız diyebilirim, çok ani kararlar alıyor ama o aldığı karar muhtemelen onun hedefinin bir parçası olduğu için onu hızlıca alabiliyor. Ama hedefine ulaşma yolunda çok şeydir hani, sabit fikirlidir ve dayanır, uğraşır, azimlidir. Ve genellikle de yaşamlarının ikinci yarısında diyeyim, yani hani daha işte olgunluk 30 33-35'ten sonra diyeyim, hani o yaşlardan sonra genellikle daha başarılı oluyorlar aslında. Yani bu huyları yüzünden nişakalar böyle çok sosyallerdir, çok aktiflerdir, hayatın içinde çok görürüz onları. İşte akşam yemeklerinde, barlarda, restoranlarda hani çok rastlarız. Çok aktif olabilirler, çok dolaşıyor olabilirler, çok sosyalleşiyor olabilirler ama çok da popüler olmayabiliyorlar insanları zorlayabildikleri için. Bir de çok gururlu olma halleri de var. Bir fazla gurur da hani biraz fazla hassasiyete sebep oluyor. Dolayısıyla böyle çabuk alınabiliyorlar birinin ona bir yorum yaptığını, onun ardındaki niyet konusunda çok hassas davranıp bir hani gereksiz alınganlıklar da gösterebiliyorlar. Ama genellikle hani bir patavatsızlıkları da olabiliyor yine negatif görünüm aldığında. Ve bu yüzden de gereksiz düşman sahibi olabiliyorlar. Yani ne gereği vardı? Şimdi bu lafı ettin birine. Durup dururken o kişinin sana olan desteğini kaybettin. Ne gerek vardı gibi durumlar olabiliyor. Yani şimdi şeyler var internette gördüğüm. Tabii ki bunlar kesin doğum saatleri değil ve şey yapılmışlar, bir takım gurular tarafından rektifiye edilmiş saatleri var. Sezar, Napolyon, hani bunlar mesela Sezar'ın yükselen ve Mars Vişaka, Napolyon'un yükselen ve Jüpiter Vişaka. Yani bu hani bu karakterlerin, bu tarihi karakterlerin de böyle işte hani destek kaybetmek, işte başkalarını çok zorladıkları için aslında destek kaybettikleri ve yalnız bırakıldıkları durumlar var biliyorsunuz, Vişaka unsurları olarak hayatlarında. Şimdi Vişakalar modern
yeni fikirleri çok çabuk hayatına adapte eder. İyi konuşmacılardır. Bu manada bir ikna etme yetenekleri de vardır. Sağlık açısından bir hani hemen olmasa da bir artık ileri yaşlarda felçler söz konusu olabiliyormuş şakalarda. İnme dediğimiz tam nasıl yıldırım düşüyor, iniyor, şimşek çakıyor, iniyor falan. Öyle bir hani sinir sistemi şeyleri. Çünkü o şimşeğe baktığınızda, o yıldırım fotoğraflarına baktığınızda şeye benziyor, sanki vücudun sinir ağlarına benziyor. Oralarda işte sinir sistemi hastalıkları, inmeler, felçler geçirebiliyorlar. Terazi zaten her zaman nefesle alakalıdır. Biraz şeyi vardır. Daha çok sıvati tarafı olsa da bu grubunda astım problemleri olabiliyor. Böbrekleriyle ilgili problemler yaşayabiliyorlar. Safra, böbrek, mesane grubu, üreme organları da kısmen. Buralarda sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Eğer negatif görünümler alıyorsa Vişaka gezegenleri. Ama negatif görünüm almıyorsa Vişakalar gerçekten hani çok işte eşine, arkadaşlarına çok sadık, çok anlayışlı, müşfik, işte yanlış giden bir şeyi düzeltmek için her türlü fedakarlığı yapan, işte yol gösteren, özellikle Jüpiter tarafı daha öne çıkıyor. İşte uluslararası şeyleri hani uluslararası derneklerde, insani kuruluşlarda falan çalışan kişiler olabiliyor. Çok iyi teorisyenler, akademisyenler çıkabiliyor. Çok iyi işte öğretmenler, hukukçular çıkabiliyor yani. Hani bu biraz şey gibi, mevzu ortada gibi yani, her iki tarafa da gidebiliyor. Zorlayan bir şakalar gerçekten zorlayabiliyor insanları. Ama şeye işte Şaçi'ye benzeyen diyeyim, İndra'nın eşi modeli olanlar gerçekten çok daha tatlı kişiler oluyorlar. Daha sakin ve daha gözlemci oluyorlar. Meslek açısından da Vişakaları işte teorisyen, akademisyen görebiliriz demiştim. Barlar, özellikle alkol ve alkol tüketiminin olduğu yerler, barlar ya da hani içki üret, yani işte şarap üretenler, bağ olanlar falan, bu onlardan da bir şaka çok çıkıyor. Şarap üreticileri, içki üreticileri, moda demiştim, modacılar, modeller, oyuncular, televizyon, radyo yayını yapan kişiler, buralarda çalışanlar, politikacılar, sporcular, özellikle de spor takımları, daha doğrusu ya, çünkü ekip durumu ya, böyle hani spor takımı yöneticileri Vişaka'dan çok çıkıyor. Başkanlar, başkan yardımcıları var ya işte, onlar olabiliyor. Spor camiasının yöneticileri çıkabiliyor. Biraz böyle, ondan bahsetmeyi unuttum ya. Vişakaların böyle zihin kontrolüne girme durumları vardır biraz fazla. Jüpiter şey olduğunda, Jüpiter çok abarttığında biliyorsunuz böyle bir şey olabiliyor. Aşırı muhafazakar, aşırı böyle kökten dincilik, fundamentalism durumları olabiliyor Vişakalarda. Ya yani ideolojik olarak fanatikler artık neyin fanatiğiyse, neyin ideolojisini aşırı benimsediyse onun çok fanatiği de olabiliyor. Böyle durumlarda var Vişakalarda. İşte askerler çıkabiliyor, oyuncular demiştim, dansçılar, özellikle kriminal işlerle uğraşan kişiler, hani polisler de çıkıyor ve hani bu polis iyi polis, bir de kötü tarafı var, kriminal kişilerde olabiliyor. Şeyler var, gümrük işleri, göçmenlikle ilgili işler, göçmenlikle ilgili çalışan memurlar, güvenlikçiler, bir şeyi koruyan güvenlikçiler. İşte sahil güvenlikçiler mesela, gardiyanlar mesela. Bu grupta buradan, yani Vişaka'dan da bu tip görevler alan insanlar çıkıyor. İşte elektrikle ilgili işler yapanlar, elektrik üretimi, barajlar, santraller mesela.
radyologlar demiştim, radyoaktiviteyle ilgili işler yapan kişiler. Çıkabiliyor bir şekilde ama yani hani tabii ki Jüpiter'in aşağısı olduğu için çok işte en klasiğinden öğretmen, hukukçu falan muhakkak oluyor da. Şimdi nakşatranın padalarına gelirsek, ilk pada 20 derece teraziden 23 derece 20 dakika teraziye dek uzanan ilk padası, birinci ayağı. Bu Koç Navamsası'na denk geliyor. Burası çok enerjik, çok yüksek hedefleri var, çok yüksek enerjileri var. Bu grup daha ani hareket eden grup, düşünmeden hani hareket eden çok hızlı grup burası. İlişkiler bu grupta çok önemli. Daha çok böyle arzulu tutkulu tarzda hemen ilişkiye girme halleri vardır. Biraz çabuk ilişkiye girebilirler yani. Bu grup biraz daha hani ilişkinin daha o bağlılık ve derinliğinden ziyade hani daha o tutkulu ve heyecanlı kısmına daha odaklı bir grup. En hızlı grup bu. Hani Vişaka hızlıdır dedik ya, Şimşek dedik. Bu grup en hızlısı Vişakaların. İkinci grup ise ikinci pada 23 derece 20 dakikadan 26 derece 40 dakikaya uzanıyor. Boğa Navamsası bu. Burada Venüs daha çok ağır basıyor. Dolayısıyla maddi hırsları daha yüksek olan kişiler geliyor burada. Bu grupta tabii Boğa Navamsası olduğu için biraz dayanıklılık da daha yüksek. İşte finansçılar oluyor, gıda sektöründen insanlar çıkıyor boğa olduğu için, bankacılar, tarihçiler, oyuncular da keza bu gruptan çıkabiliyor. Sonra üçüncü grup, üçüncü ayak 26 derece 40 dakikadan 30 dereceye uzanıyor terazi burcu. Bu ikizler navamsasıdır. Burada ikilik görülür. İkizler ikilik anlamına geliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla yani burada bir Merkür varsa hani güzel. O Merkür iyi çalışır mesela. Ya da ikizler burcunda kendini iyi hisseden Satürn vardır. Yani Satürn de iyi çalışır burada. Ama bu grupta böyle bir kendi iç huzursuzluğu vardır. Çünkü iki ayrı sesi vardır içinin ve hangisini seçeceğini bilemez. Bir taraf daha işte eğlenceli, daha açık, daha hafif, hayata hafife alan, daha böyle hani neşeli tarafı vardır bu kişilerin. Diğer taraftan da işte kaygı, işte hedef, başarmalıyım hırsı falan, böyle bu ikisi birbiriyle çelişir durur. Ama tabii ki ikizler navamsası olduğu için işte yazar, çizer, işte pazarlama, reklam, satış gruplarında çalışan insanlar, konuşmacılar, işte radyo, televizyon, belki sunucular hani buradan bu gruptan çokça çıkıyor. Dördüncü pada ise akrep tarafına düşüyor. Hani artık akrep burcuna girdik burada. 0 derece akrepten 3 derece 20 dakika akrebe kadar uzanan dördüncü pada yengeç navamsasıdır. Yengeçimsi bir Vişaka görüyoruz biz burada. Burada işte şeyler, o dönüşümler falan çok daha yoğun. Çünkü burada ay düşük durumda aslında. Ayın düştüğü dereceler bunlar. Dolayısıyla duygusal olarak biraz şeydir. Duygusal olarak fazla yoğundur. İşte o hani dönüşüm burada daha çoktur. Daha kaygılı oluyorlar. Ama mesela burada bir Jüpiter varsa burada Jüpiter çok iyi çalışır. Öte yandan da bu dördüncü ayak, dördüncü ayağın şeyi var. Özellikle hani refah özelliği vardır. Çok zengin olan kişiler çıkabiliyor buradan ya da çok zenginlerle evlilik yapanlar, zengin ailelere doğmuş çocuklar. Hani bu dördüncü ayak çok şeydir, refahın bol olduğu ayaktır. Sanıyorum o da burada Jüpiter şeyi, nakşatrası ve Jüpiter yengeç navamsasında haliyle Jüpiter'in yüceldiği bir navamsa olduğu için. Sanıyorum. Dördüncü ayak evet böyle biraz kaygılı ve şeylidir, hani huzursuz olabiliyor özellikle ay buradaysa, ama hani refah adına çok değerli bir nakşatra aslında. Şimdi Vişaka için aklıma gelen her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Atlamış, unutmuş olduğum şeyler olabilir. Onları da yorumlara, en tepeye yorumlara iğnelerim mutlaka. Oradan eksiklerim varsa görürsünüz zaman içerisinde. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka nakşatrada
Görüşmek üzere, hoşça kalın.